Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve yeni bir mod tanıtımına da hoş geldiniz. Ve bugün tanıtacağımız mod Zycraft. Yeni bir mod ancak gayet iyi bir biçimde başlayan bir mod. Her ne kadar öncesinde biz alfa sürümüne sahip olsak da ve o sürümde her şeye inanılmaz derecede gereksiz desek de ki öyleydiler. Şu an gayet de güzel bir moda dönüşmüş durumda. İlk olarak şu World Generation'dan başlayalım. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah ve beyaz Zykoriumlar içeriyor. Bunlardan dünyada bolca bulunuyor. Bunun yanı sıra alüminyum ki bu pişirildiğinde alüminyuma dönüşüyor. Ve fazla kırdık. Quartz kristal. Bunlar World Generation özellikleri. World Generation kısmını bitirdiğimize göre bloklarına geçelim. Zycraft oyuna pek çok dekoratif blok ekliyor. İlk önce size storage bloklarını göstereyim. Bunlar. Bunlar tamamen şu şekilde craft ediliyor. Tamamen daha az yer kaplaması için ki çoğu insan bunu kullanıyor. Çünkü cidden çok fazla yer kaplıyorlar. Bundan sonrakiler Zykorodite Brick. Bu şekilde craft ediliyor. 5 tane herhangi bir brick ve 4 tane Zykoroditelar. Direkt Zykoriumların pişirilmesiyle elde ediliyor ve direkt Zykorium'a da geri dönüştürülebiliyorlar. 5 renkleri var. Ardından plate'ler bu şekilde craft ediliyor. Platformlar bu şekilde craft ediliyor. Vesaire vesaire. Bu blokların her birinin farklı dayanıklılıkları mevcut. Mesela bakın. 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 Bu topraktan bile dayanıksız. Bu hayvan gibi dayanıklı. Bunlarsa normal bir dayanıklılıkta. Bunların hepsinin ortak bir özelliği var. İsteseniz bile bunların üstünde herhangi bir yaratık spawn olamıyor. Hatta bir de gece yapayım bu arada size başka bir özelliğini daha göstereyim. Şu torçları da kaldırayım. Gördüğünüz gibi parlıyorlar ama herhangi bir ışık yaymıyorlar. Bunun... Ve son olarak şu arkadaşlar... Structure'lar. Bunlar herhangi bir renkte olabiliyor. İç ortasına renklendirecek malzemeyi koyuyorsunuz ve voila. 16 rengin 16'sında da olabiliyor bunlar. Evet. Bunlar işin dekoratif kısmıydı. Diğer bir dekoratif kısma daha değinecek olursak. Sülfür torch. Sülfür ve stick ile elde ediliyor. Sülfür Gunpowder'ın pişirilmesiyle elde ediliyor ya da bazı modların eklediği sülfür kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra alüminyum torch. Bu da sülfür torch ve alüminyumla elde ediliyor. Tamamen şık bir torch olayı. Fakat sülfür torch'un bir özelliği daha. Arada sülfür goo adı verilen bir şey düşürebiliyor. Teknik olarak iki işe yarıyor. Birincisi bir red dye. Mesela kendimize tabii bir wool verelim. Gördüğünüz gibi kırmızıya boyuyor. Bunun yanı sıra bir de hole ve seed verelim. Gördüğünüz gibi bone meal özelliği de görebiliyor. Sulfur Torch böyle bir item. Daha doğrusu Sulfur Goo. Ayrıca eklediği bir başka World Generation'ı daha. Daha doğrusu iki tane Seed. Birincisi bu. Yani Sulfur Goo vereyim. Bu şekilde kırdığınızda elinize şöyle bir şey geçiyor. Bunu şuna çevirebiliyorsunuz.
ya da yakacak olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da string'e çevirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de corn, mısır. Corn kernel'ları pişirerek popcorn elde edebiliyorsunuz. Kornları pişirerek ise bunu elde ediyorsunuz. Bir çeşit yemek kaynağı, ancak size popcornların bir özelliğini göstereceğim. Tok kelleyi yiyebiliyoruz gördüğünüz üzere ve bize speed boost veriyor. Gerçi zaten Quantum Suite'in bana kattığı bir hız vardı ama. Evet. Ve engineering brickler. Bu engineering brickler hatta şu şekilde craft ediliyorlar. Bunlar makinelerin yapımında kullanılıyor tamamen. Ve makinelerimize geçelim. İlk olarak size neyi göstereyim? Fabricator. Fabricator bir aşırı gelişmiş bir otomatik crafting table'dır. Hatta sizi istemiyordum ben. Bir de kendime chest vereyim. Direkt obsidian chest alalım. Tamam. Mesela obsidian chest'imizin içine ne koyalım? Cobblestone. Tabii önce size normal halini göstereyim. Cobblestone'u buraya koyuyoruz. Eğer şu şekilde yerleştirirseniz gördüğünüz ki bunu yerleştirmedi. Ve içine cobblestone'u atıyoruz ve direkt onu çeviriyor. Hatta size bir gösteri yapmak için bir şey daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi üstte yaptığı şeyi aynen gösteriyor. Bunun yanı sıra sağ tıklayarak, bu arada bunları silebiliyorsunuz. Furnace recipesine bakıyorsunuz buradan mesela, bulabilirsem. Ve şu soru işaretine baktığınız saniye buraya yazıyor. Bunun yanı sıra yanındaki herhangi bir chest'ten de item çekebiliyor. Bu sayede çok daha gelişmiş auto-crafting sistemleri yapabiliyorsunuz. Ama mesela diyelim ki çalışmasını istemiyorsunuz. Standart halde redstone isteyişi low'da olabiliyor. Bu sayede cobblestone atıyorum ve hiçbir şekilde çalışmıyor. Fakat redstone sinyalini high'a getirirsem direkt çalışmaya başlayacak. Fakat şu lever'ı kapatıyorum ve gene çalışmıyor. Pulse modu ise gördüğünüz gibi her redstone sinyali başına bir tane üretiyor. Artık bununla yapabileceğiniz auto-crafting sistemlerini siz düşünün. Ve Red Power'ın tüpleriyle de uygun bir biçimde çalışabiliyor. Fabricator böyle harika bir item. Nasıl blok. Bunun yanı sıra sıradaki itemlarımıza geçecek olursak eğer neye geçebiliriz? Bak bunu düşünmemiştim. Dur, bulacağım. Ha, Liquid Void'a geçebiliriz. Mesela kendimize tabii şu water. Gördüğünüz gibi bunun çevresinde hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde su olamıyor. Hatta bir gösteri daha yapayım. Gördüğünüz gibi su hiçbir şekilde aşağı inmiyor. Ve suyumuzu kaybettik. Water diye aratınca elime ilk bunlar geldiği için bunları kullanıyorum. Bu Tomcraft'ın eklediği bir şey. Onları da Tomcraft incelememde değinirim. Mesela şu şekilde, hatta bunu lavla da yapabilirsiniz. Hatta yapayım ben. Bu sefer daha düzgün bir blok kullanarak. Tabii şu lavımızı alalım. Ve Steam güncellemeleri beni rahatsız etti demin. Ne güzel.
Kendinize bir dev lambası yapabilirsiniz bu şekilde. Liquid Void tamamen bu şekilde çalışıyor. Sıvıları yok ediyor dediği. Tabii yanlış yaptım. Yapılışı ise şu şekilde. Dark Engineering Brick, Stone ve Bucket. Bunun yanı sıra Zycorium Water'a gelecek olursak bir Water Source Block olarak çalışıyor. Ama herhangi bir yere dağılmıyor. Hatta şöyle daha net bir gösterim yapayım. Mesela kendimize bir cobblestone yapacağız. Ve kendime bir adet lav veriyorum. Gördüğünüz gibi aynen su gibi hareket etmeye başlıyor. Bunun birazdan önemli bir Zycraft mekaniğine geldiğimizde daha detaylı göstereceğim. Tekrar Zycraft'a geri dönelim. Bunun yanı sıra Zycorium Soil. Zycorium Soil tamamen üstüne bitki ekmenizi sağlayan bir şey. Ama ekebileceğiniz tek bitki bu değil. Mesela kendime bolca soil alayım. Mesela kendime ekebiliyor muyum bilmiyorum. Ekebiliyorum. Bunu ekebiliyorum. Tabii flaxseed biraz bir an düştü. Melon seed ekebiliyorum. Mesela ne verelim kendimize? Sugarcane. Sugarcane'imizi verdik ve koyduk. Bunda biraz sorun yaratıyor anlaşılan. Ve bunun bir güzel yanı daha. Normalde Minecraft'ta seedlerin büyüme hızı tamamen random tickler üzerine. Yani rastgele bir düzen üzerine kurulu. Ancak bunlar o rastgele sayısını arttırıyor. Ve stacklenebiliyorlar. Yani kısacası şimdi hayvansı bir şey yapacağım. Tabi bunu bir serverda denemeyin çünkü pek işlemci dostu bir şey değil. Hani görmüş olacaksın. Ve bunun büyüme hızını inanılmaz derecede arttıracak. Tabi kesin bir şey olmadı. Yani %5-10 gibi bir şeyle arttırıyor. Tam emin değilim. Wikisinden bakabilirsiniz. Fakat bunun büyüme şansını inanılmaz derecede arttırıyor bu. Fakat yanlış hatırlamıyorsam şu an golemlerle falan çalışmıyor diye biliyorum. İleriki güncellemelerde eklenecek. Ha, şimdiden büyümüş mesela. Zycraft'ın kısmına geri dönecek olursak eğer Firebase'in şu an olarak sadece biraz pahalı bir ve hiçbir şekilde sönmeyeceği garanti bir Netherrack. Yani Flint and Steel ile üstüne vurup ateş yakıyorsunuz ve hiçbir şekilde sönmüyor. Ve şimdi Zycraft'ın en önemli kısımlarından bir tanesine geçiyoruz. Tabii öncesinde size başka bir şey tanıtacağım. Tabii bulabilirsem bunu. Glass Weaver. Bir çeşit cam. Ama Optifine hatta şu an göstereyim. Optifine'ım kurulu değil. Ve Optifine kurulu olmadığı halde bile Connected Textures olayına sahip. Bunun daha da güzel bir yanı yani ucuz. O ayrı mevzu. Biraz zor mu kırılıyor yoksa şu an bende mi, drill'de mi bir sorun var? Neyse. Gördüğünüz gibi kırdığınızda elinize geri gelebiliyor.
Ve Glass Weaver da böyle bir şey. Ta kendine gene bolca bir Glass Weaver vereceğim ama hatta biraz da Engineering Ring. Evet, şu an size Zycraft'ın en önemli bir, yani en güzel özelliklerinden bir tanesini göstereceğim. Bu arada bu herhangi bir blokla inşa edilebilen bir multi blok yapıtı. Yani oyundaki herhangi bir blokla sand ve 4 sand 4 gravel gibi yumuşak malzemeler hariç ve köşelerin katı bir malzemeyle yapılması lazım. Camlar, cam şeffaf bloklarla yapamazsınız. Yani köşelerini böyle katı bir malzemeyle yapmalısınız. İç kısımları istediğiniz şeffaf malzemeyle yaparsınız. Ki ben de öyle yapacağım. Evet. Ah. İçinin tamamen boş olması lazım ve sen neden zor kırılıyorsun bu kadar? Ben çözebilmiş değilim. Ben hemen şunu doldurup geliyorum. Ve hazırladım. Şimdi, pardon, yanlış blok. Valve. Şu şekilde craft ediliyor ve 4 tane elinize bunu koyup bir valve'e sağ tıkladığımız takdirde gördüğünüz gibi şurada ilginç bir efekt oluşuyor. Bu efekt bunun bir multi blok olduğunu belirtiyor ve tıkladığımızda bunun bir tank olduğunu görüyoruz. Şimdi kendimize ne verelim? Oid kapsülle su verelim. Gördüğünüz gibi su dolmaya başlıyor. Ama mesela diyelim şunu kırdık. Kazara kırdık. Bunu tekrar yerine koyup valve'e tıkladığımız saniye gördüğünüz gibi aynı su aynen olduğu gibi kalıyor. Fakat eğer valve'i kırarsak ve tekrar yapılandırırsak suyumuz gider. Çünkü o depo valve üzerinde saklanıyor. Ama mesela ikinci bir valve ekledik ve tıkladık. Hala aynısı duruyor. Bir başka şeye daha geçecek olursak, eğer buraya bir water block koyarsak gördüğünüz gibi su miktarının artmaya başladığını göreceksiniz. Bu hızlı bir su üretim yoludur, bir çeşit. Ve Zycraft tanklarının daha da güzel bir yanı, mesela şuraya bir val koydum ve kedi beni rahatsız etti. Şuraya liquid duct'larımızı bağladım. Kendime biraz da tank vereyim. Çok fazla oldu bu. Bana sadece 3 tane lazımdı. Gördüğünüz gibi suyu akıtmaya başlayacak. Fakat bir şeye dikkat edin. Birazdan göreceksiniz bahsedeceğim şeyi. Tabii olursa arada suyu öyle silelim. Çok fazla su doldurmuşum içine. Birazdan bu suyun azalması oranı azalması duracak. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Evet, durdu. Eğer dikkatlice bakarsanız eğer dikkatlice bakarsanız eğer çok süperim. Tam olarak bu blok hizasından itibaren alamıyor. Bir saniye, sanırsam bu dolduğu için de olabilir. Şu an. Biraz daha azalacak. Ama ondan sonra tekrar bırakmamaya başlayacak. Ah, fail.
Köfte ve fail'ları. Evet, artık almamaya başladı. Bunun temel sebebi Zykar tankları akıllıdır. Bir valve kendi hizasının altından alamaz. Bu sayede bir hiza kontrolü sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tanklar biraz bucket filter olarak da çalışabiliyor. Ve bunu otomatikleştirebiliyorsunuz. Bunu şöyle bir item sayesinde sağlıyoruz. Gelebilirsek. Item.io. Neden bunlar zor kırılıyor? Gördüğünüz gibi yapılandırdık tekrar. Yapılandırınca ve şuraya shift'e basılı tutup tıklayınca renginin değiştiğini görüyorsunuz. 3 farklı renk var. Beyaz, mavi, turuncu. Gördüğünüz gibi burada giriş ve çıkış kısımlarına bağlanıyor. Ve eğer kendimize Buildcraft pipeları yapalım bunu. Wooden Transport ve bir Double Ama tanrım, köfte Buildcraft pipe'ı kullanıyor ve Vanilla bir item kullanıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ve kendime direkt Diamond'ını çakayım. Diamond Auto Arcade Off, Energy Pulsar. Redstone Signal Off, Energy Pulsar. Ve içine ne dolduralım? Ne doldurabiliriz? Direkt bucket doldurayım. Gördüğünüz gibi buradan alınıp otomatik olarak doldurulup buraya geri gönderilecekler. Tabii bunlar o kadar akıllı olmadığı için bir kısır döngü yarattık. Ama olayı anladınız siz. Ve artık sizi kırabilirim. Bunları gösterdiğime göre. Bir kraparkları sizden nefret ediyorum. Neyse. Sıradaki bir itemimiz. Pardon, bloğumuz. Liquid detektör. Size liquid detektörü basitçe göstereceğim. Bunun için şuralara her birini yerleştireceğim. Ve direkt tıklayalım şunlara. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Ancak kendimize green, nasıl? Lime, orange ve red verelim. Sen inverted'sın. Normal orange. Ha. Tamam. Ve kendimize bir saniye. Neden çalışmadı bu? Hemen bakıp geliyorum. Evet. Sanırsam Zycraft'ın ışıklandırmalarıyla onları göstermedim. Birazdan gösteririm. İlgili bir bak. Neyse. Biz tekrar bunu doldurmaya geçelim. Ve dikkatlice bakarsanız eğer su ilk blok seviyesine geldiğinde bu yanıyor.
İkincisi blok seviyesine geldiğinde bu yanmaya başlıyor. İkinci seti dolduralım. Ve artık buraya geçtiğinde bu da yanmaya başladı. Bu şekilde tankın ne kadar dolu olduğunu görmek için bir sistem yapabilirsiniz. Ve tankların asıl en önemli özelliğine gelecek olursak, daha doğrusu en önemli özelliklerinden bir başkası, tanklar birbirleriyle sıvılarını paylaşabiliyor. Şimdi kendime Light Engineering Brick vereyim. Sefer biraz ufak bir tank yapacağım. Şu duvarları ortak olsun. Normalde mesela Railcraft tanklarına bakacak olursak eğer onların maksimum kapasitesi büyütülemiyor. Her ne kadar Zycraft tanklarından daha fazla bir hızla maksimum kapasiteleri var. Boyut olarak değil, içerebildikleri şey olarak. Çünkü zaten daha pahalılar. Zycraft tankları inanılmaz derecede ucuz. Fakat Buildcraft tankları demişim. Railcraft tanklarına göre çok az item sıvı taşıyabiliyorlar. Şuraya bir tane daha val koyayım. Bunu şekillendirelim. Seni kıralım. Of. Ve seni tekrar şekillendirelim. Bir şey fark edeceksiniz. Herhangi bir pipe sistemi döşemeden hop birbirleriyle paylaşıyorlar. Ve bu paylaşma ikisi de aynı seviyeye gelinceye kadar. Sıvı oranları aynı değil ancak seviyeleri tamamen aynı. Bu şekilde Zycraft tanklarının maksimum kapasitelerini şimdi hatırlamıyorum. İkisinden bakabilirsiniz. Maksimum kapasitelerini kat ve kat aşacak şekilde yapabilirsiniz. Çok daha ucuzlar. Ve Zycraft'ın ışıklarına geçelim. İlk önce normal ışıklandırmalar ve inverted. Tıpkı Red Power'da olduğu gibi, hatta gece yapayım bir. Inverted'lar redstone sinyali aldığında sönüyor. Normaller redstone sinyali aldığında yanıyor. Crafting'lerine gelecek olursak eğer normaller şu şekilde craft ediliyor. Glowstone, redstone ve ortaya herhangi bir dye. Inverted'lar redstone yerine sadece redstone torch ekleniyor. Ve Zycraft incelememizden de bu kadar. Eğer unuttuğum bir şey varsa bunu bana yorumlarda belirtin. Bunun zaten sonraki sürümlerinde da bayağı şeyler eklenecek ve onun için de inceleme yapacağım. O esnada eklerim ama unuttuğumuzu sanmıyorum pek. İzlediğin için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.